Evet Okan, Altın Ordu için aslında ilk yarı bir zor geçti. Yani kimsenin beklemediği bir puan durumunda aslında Altın Ordu. Ama tabii zor. Bu sene de bütün birçok takımda sıkıntılar var. Sizin için beklentilerin altında kalan bir ilk yarı ama ikinci yarı 2020 nasıl bir beklenti var Altın Ordu ve seninle ilgili? Sezon istediğimiz gibi başlayamadık. Yeni bir kadro oluşturduk, genç bir kadro oluşturduk. Altın Ordu her zaman her sene aynısını yapıyor. Sezona kötü bir giriş yapıp sonunda zaten yukarılarda bitiriyor sezonu. Bizim hedefimiz belli, biz üst ligi hedefliyoruz. Hiçbir zaman da buradan kopmadık. Biz oyun planımıza, sistemimize güveniyoruz, hocalarımıza güveniyoruz, takımımıza güveniyoruz. 2020 bizim için gerçekten iyi olacağını düşünüyorum. Sonuçta son 5-6 haftadır çok iyi performansımız var, çok yükselen bir performansımız var. O şekilde devam edersek zaten biz dediğim gibi hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Peki şimdi Altın Ordu klasik yıllardır son böyle 7-8 hafta bir çıkış yapıyor, playoff'un dibine geliyor. Sanki bu sene hani puan farkı fazla gibi gözüküyor şu an, gözüken o. Yine öyle bir şey olma ihtimal var mı senin gözünde yani? Tabii ki bir seriye başlarsak, arka arka galibiyet serisini yaparsak neden olmasın, olabilir her şey, mümkün. Korkulan olmaz gibi geliyor Altın Ordu, çünkü hakikaten bu ülkede hakikaten çok ciddi yatırımlar yapan, ciddi tesisleşmede Türkiye'nin belki en önde gelen kulüplerinden bir tanesi. Sürekli saha yapılıyor. Zaten 20 küsur saha var. Hiçbir takımda olmayan bir saha, imkanlar var. Sen de çok mutlusun. İlk geldiğinden beri biliyorum seni burada. Hani yatırımlar da çok ciddi. Şimdi genç oyuncular da var. Mesela birçok genç oyuncu var. 2005'li oyuncu var yani. Çok enteresan. 2004'lü oyuncu var ve bu oyuncular A takım kadrosunda. Sen de aslında bir abi oldun bunların yanında bir nevi yani. Ne düşünüyorsun? Bizim kulüp içerisinde başkanımız, hocalarımız bize farklı bir misyon yükledi bu sene. Dediğiniz gibi abi olduk. Burak var benim kardeşimle aynı yaşta. Evet. Başkanımız gerçekten sadece Altın Ordu kulübüne değil ülkeye çok büyük bir yatırım yapıyor. Değeri bilinmesi lazım böyle şeylerin. Korktuğumuz başımıza gelmez. Sonuçta bizim oyun planımız, sistemimiz belli. Alttan 15 yaşında çocuk çıksa bile aynı sisteme ayak uydurabiliyor. Bizim en büyük özelliğimiz bu.